Hayat zorludur ama hiç şüphe yok ki bazıları için daha da zordur ve Jean Purdy bunu gayet iyi biliyordu. Kırsal bir bölgede doğan bir adamın genetiği ona ihanet ediyordu. Sadece 16 yaşındayken ona hayatı boyunca kör olacağını garanti eden bir genetik hastalık teşhisi konuldu. Jean hayatı boyunca bununla nasıl başa çıkabilecekti? Purdy bu hastalıkla doğmamıştı. Gözleri normal olarak çalışıyor ve hiç kimse, hatta doktorları bile bu durumun değişeceğini düşünmemişti. Bu teşhisin hiçbir işaretini göstermeden Purdy sağlıklı bir çocukluk geçirmişti. Çizgi roman ve arkadaşlarıyla video oyunları oynadığını hatırlıyordu. Purdy hatta favori televizyon programının karakterini bile hatırlıyordu. Ve derssiz tasasız tam bir hayatın keyfini çıkarmıştı. Jean ilk olarak okul çağında gözüyle ilgili rahatsızlığı fark etmişti. O kısa bir zaman umursamadığı bir görme bozukluğu yaşamıştı. Daha sonra bunu sadece bir göz bozukluğu olarak düşünen ebeveynlerine anlattı. Ve aylar sonra normal gözlüklerle beraber görüşü hala kötüleşiyordu. Aylar sonra bir uzman göz doktorunu görme zamanı gelmişti. Birkaç aylık ortalama bir göz bozukluğunu deneyim ettikten sonra Jean bir hastanede tüm hayatını değiştirebilecek bir test sonucunu bekliyordu. Doktor Jean'in bütün şikayetlerini dinledi ve genç adamın dosyasındaki bir şey onu laboratuvara götürdü. Hiçbir ebeveyn çocuklarının hasta olmasını duymak istemez. Ama üzgün bir şekilde bu doktorun ebeveynlere anlattığı şey tam olarak buydu. 16 yaşındaki gencin Stargardt hastalığı vardı ve söylenecek şeyin ebeveynleri yıkacağı az kalır. Teşhis bazı testleri beraberinde getirdi ve tekrardan bu doğrulandı. Genç Jean'in tedavi edilemez bir genetik hastalığı vardı. Stargardt retinayı etkileyen bir göz hastalığıdır. Ve bu genel görüşün bulanıklaşmasını ve ayrıntıların yüzlerin görülmesini engeller. Doktorlar Jean'in en kötüsünü beklemesi hakkında uyardı. Ama bu teşhisle savaşmanın bir başlangıcıydı. Bütün bunlar genç adamın tüm görme duyusunu kaybetmesiyle son bulacaktı. Jean eğlenceli bir hayatın onu beklediğini düşünüyordu ama bir doktor randevusuyla bütün bunlar değişti. Ama daha sonra Jean bu teşhisle yaşamaya alıştı ama başta kolay değildi. O arkadaşlarıyla iletişimini kaybetti ve geride kaldı ama çok çalıştı ve koleje kabul edildi. Daha sonra burada Joy ile tanışacaktı. Bu ikisi ilk olarak edebiyat dersinde tanıştı ve çok iyi anlaştılar. Joy, Jean'in sadece özrünü görmüyordu. Onun gerçekten iyi bir insan olduğunu görmüştü. Arkadaştan en iyi arkadaşlara ve daha sonra aşk kuşlarına, daha sonra da evlilikle bitti. Joy ve Jean çok iyi anlaşıyordu ve her yönden uyuyorlardı. Arkadaşları ve ailesi bu çiftten etkilenmişlerdi ve bu ilişkinin sonsuza kadar devam edeceğini biliyorlardı. Genç aile daha sonra ilk çocuklarıyla beraber büyüdüler. Birkaç yıl sonra bir daha çocuk sahibi oldular. Hayat bir kez daha Jean için zorlu olmuştu ve kötü günleri daha da kolaylaşıyordu. Edebiyat kitapları okuyarak geçirdiği ve kapalı kapılar ardında kaldığı günler geride kalmıştı. Jean çocuklarıyla, su silahlarıyla oynamakla ve onlarla her gece yatmakla meşguldü. O çocuklarına iyi bir baba olmaya çalışıyordu ve Joy'un iyi bir eşi olmaya çalışıyordu. Hayatı çok iyi ilerlerken Jean sürekli ailesinin güzel yüzlerini görmeyi umuyordu. Bu kabul edilebilir hayal gerçek olacaktı. Amerika'da yayın yapmakta olan bir kanaldaki Rachel Ray's TV Show adlı programa mail atan eşi, Jean için hayatının belki de en unutulmaz tecrübesini yaşamasını sağlamıştı. Özel bir sisteme sahip sanal gerçeklik gözlüğünü takan Jean eşini, çocuğunu ve anne babasını ilk kez yüzleri net, seçilebilir bir şekilde görmüştü. Gördüğünüz gibi oldukça duygusal anlar yaşanmış. Şirket daha sonra Jean ve ailesine 15 bin dolarlık gözlüğü hediye ettiğini açıkladı. Bu sayede artık her gün karısını görme ve oğlunun daha önce hiç görmediği şekilde büyümesini izleme şansı var.